Merhaba, ismim Koray Varol. Başarı Yolundaki 2 Dakikaya hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte çocuğumuzun sınav başarısına yönelik olarak yaklaşımlarını değerlendirme üzerine konuşacağız. Bu çok önemli ve çok hassas bir değerlendirmedir. Ee, mesela çocuğumuzun bir matematik sınavı olabilir, Türkçe ya da Fen ya da farklı bir dersten bir sınavı olabilir. Çocuğumuza bir gün önce o sınavdan kaç beklediğini sormamız çok önemli bir değişkendir. Mesela çocuğumuz o sınavdan 90 beklediğini söyleyebilir. 90 bekliyorum demesi... Demek ki o sınavda bir 10 puanlık boşluk olan bir yeri çalışmadığı ya da yeterince kendisini güvende hissetmediği ya da farklı bir kaygı yaşadığı anlamına gelir. O noktada neden 90 beklediğini ya da bunu nasıl 100 yapabileceğini, ne olursa 100 olacağını ondan konuşmanız onun kendisini daha iyi hissetmesine ve sizin onu takip ettiğinizi ve koruyup kolladığınızı bilmesine karşı önemli bir süreçtir. Çocuğunuz sınav sınavdan 90 beklediğini söyledikten sonra Sınavın sonucuna mesela örnek veriyorum sınavdan 70 aldı diyelim. O zaman çocuğunuzun değerlendirme durumunda tam doğruluk olmayabilir. Yani 90 beklediği bir sınavdan niye 70 aldığını bunu bir suçlama olarak değil, oradaki eksikliğin ne olduğunu bulup oradan kendisini nasıl değerlendireceğini ona öğretmeniz önemlidir. Mesela çocuğunuz 90 beklediği sınavdan 98 de almış olabilir. O zaman kendisini biraz daha aşağı koyup ya da hedefini normalden daha aşağı koyan bir yapısı da olmuş olabilir. Çocuğunuzun 90 beklediği bir sınavdan nasıl 100 bekleyebileceğini ve 90 beklediği bir sınavda nereleri boş bıraktığını nasıl bulacağını öğretmeniz çocuğunuzun üst biliş gelişimi adına çok ciddi anlam çok güzel katkılar sağlar. Mesela örnek olarak Finlandiya'da e, karne verilmeden önce o çocuğun o dersten kaç beklediği yazılıyor. Onun sonucunda da öğretmenin kaç puan verdiği yazılıyor ve bunun sonucunda hangisinin daha yüksek daha düşük olduğu ya da ne kadar yakın olduğuna yönelik olarak çocuğa feedback veriliyor. Ve bununla birlikte çocuğun kendini değerlendirmesi, nerede olduğu anlamasına yönelik olarak ciddi anlamda katkı sağlıyor. Çocuğunuzla birlikte başarı dolu güzel günler dilerim.